Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr Türkiye tel tel dökülüyor. Gözümüz kulağımız Gazze'de. İsrail'in öldürdüğü bebeler için, çocuklar için, siviller için kahroluyoruz. Ama bu arada bizde de iyi şeyler olmuyor. Dikkatimiz Gazze'de ama memleketten de kötü kokular çıkıyor. Görmemezlikten gelemeyiz. Yargı iflas bayrağını açmak üzere. Siyasal bilimciler bir ülkede yargı sistemi çökerse o ülke çöker der. Olanları kısaca sayayım mı? Nereden başlayayım? İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar, HSK'ya mektup yazarak uyuşturucu kaçakçılarının, bahisçilerin, gaspçıların nasıl tahliye edildiğini yazdı. Meğer adliyelerde tarife varmış. Tahliye 500 bin lira, yurt dışına çıkış yasağının kalkması 400 bin lira, haberlerin sosyal medyadan kaldırılması 150 bin lira gibi. AKP'nin yapmakla övündüğü adalet saraylarının kapısına bu tarifeyi asmamışlar ama içeride uygulamışlar. Hep söylerim, AKP adalet sarayları yaptı ama içine adaleti koymayı unuttu. Hep söylerim AKP her kente, üniversite, her ilçeye fakülte binası yaptı ama içine bilimi, düşünce özgürlüğünü koymayı unuttu. Devam edelim. İkinci skandal tahliye olduktan sonra koşa koşa MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öpmeye giden Sedat Şahin vakası. Şahin'i tutuklayan mahkeme heyeti izne çıkınca adli tatili başlamasına bir gün kala acilen yeni heyet kurulmuş, o heyet tahliye kararı vermiş. Dosyayı okumuşlar mıdır zannetmiyorum. Komisere ne dersiniz? Hangi komiser diyeceksiniz? Ankara'nın ortasında öldürülen Sinan Ateş soruşturmasını yürüten komiser var ya o komiser. Meğer suikastçıya bütün bilgileri veren oymuş. Ne zaman, nerede olduğunu, hangi aracı kullandığını, aracın plakasını bildirmiş. Eğer doğruysa cinayetin içinde bizi korumakla görevli, vergilerimizle maaş alan, sıkıştığımızda yardım istediğimiz polis var. Hem de komiser daha bitmedi. Hrant Dink dosyası ile ilgili 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapan bütün savcı ve hakimler için HSK'ya suç duyurusunda bulunulmuş. Soruşturulma istenmiş. İçlerinde şu anda Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek de varmış. Kendisi aynı zamanda HSK 1. Daire Başkanı. Tabii dilekçeyi işleme koymamış. Sinirlenmeyin, daha anlatacaklarım var. Aydın Koçarlı Milli Eğitim İlçe Müdürü Osman Arıkoğlu Menzil Tarikatı şeyhlerinden Sakiye bağlılık yemini etmiş. Bugün okula gelen çocuklara tarikat'a bağlılık yemini ettirirse şaşırmayın. Çünkü hala görevde. Çünkü bakan da aynı kafada. Bakan ortalığı biraz boş bulsa karma eğitime son verecek. Kızları duvarların arkasındaki okullara hapsedecek. Devam edeyim mi? Erdoğan sık sık dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmeye en yakın noktadayız der ya girdik, girmek üzereyiz, giriyoruz, hiç bu kadar yakın olmamıştık diye konuşur ya. Yeni Ticaret Bakanı önceki gün 2053 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Çok değil, 30 yıl daha bekleyeceksiniz. Biliyorum yüreğiniz sıkıştı, yeter artık diyorsunuz ama maalesef Türkiye bu durumda. Yargı, yasama, güvenlik, eğitim tel tel dökülüyor. Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını vererek ülkeye armağan ettiği rejimin sonucu bu. Başka söze gerek yok.